Herkese yeniden merhaba. Antalya'da 10 Mart 2022 Perşembe günü gerçekleşecek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba'nın buluşması öncesi Ukrayna'da durum nasıl? Öncelikle önceki akşam belirttiğim gibi Rusya ve Ukrayna'nın artık hiç kimseyi araya sokmadan acil durumlar çerçevesinde bir müzakere süreçleri olduğu anlaşıldı. Bu müzakere süreci sonucunda Rusya 8 Mart günü akşam saatlerinde 9 Mart çarşamba günü saat 10'da başlamak üzere 12 saatlik bir ateşkes ilan ettiğini ve bu 12 saatlik ateşkeste çeşitli şehirlerde kalmış olan Ukraynalıların güvenlikli kontrol koridorlardan kurtarılmasının, çıkmasının sağlanacağını ifade etti. Bu tabii tünelin ucunda güzel bir ışık olarak değerlendirildi. Ben de Twitter'ımda öyle söyledim. Sonrasında bugün öğleden sonra bu 12 saatin bir 12 saat daha uzadı. Yani yarın saat 10'a kadar uzadı ifade edildi. Çünkü bazı bölgelerde evet tahliyeler devam ediyor. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, siviller belirli koridorlarda daha güvenlikli bölgelere ve belki de ülkenin batısındaki sınırlara taşınıyor ama Harkov gibi veya Mariupol gibi bölgelerde sürekli çatışma ve füze sesleri geldiği için kademeli olarak gerçekleştirilebiliyor bu çalışmalar. O yüzden anladığım kadarıyla Ukrayna ile Rusya kendi özel hatları üzerinden bir çalışma yaptılar ve 12 saat daha ateşkesi uzattılar. Bu nedenle bugün genel anlamda savaşın başlamasından bu yana cephelerden evet füze, evet bazı bölgelerde saldırı lafları geldi ama genel anlamda hem askeri açıdan hem de sivillerin hayatı açısından çok vahim gelişmelerle karşılaşmadık. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait varlıkların %90'ının tahrip edildiğini ileri sürdü. Birçok askeri üs olarak kullanılan havalimanının da tahrip edildiğini, yani artık Ukrayna Hava Kuvvetleri diye bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Bu doğru olabilir çünkü biliyorsunuz 3 gündür Zelenski özellikle ısrarla şu no fly zone, yani uçuşa yasak bölgeyi ilan edin, NATO bu uçuşa yasak bölgeyi yapsın diye yalvarıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılılar böyle bir uygulamanın NATO'nun Ukrayna üzerinde uçan bir Rus uçağını vurması halinde büyük bir dünya savaşına kadar gidecek büyük bir sorun olarak ortaya çıkabileceğini ifade ediyorlar. Nitekim bu konularda çok radikal yaklaşımlar sergileyen milliyetçi bir hükümete de sahip Polonya, Amerika Birleşik Devletleri'ne sen bana F-16'lar veya F-15'ler ver, ben de envanterimdeki eski Sovyet MiG-29'ları Ukrayna'ya verilmek üzere sana teslim edeyim, teslimatı da Almanya'da yapın gibi bir öneri götürmüştü. Amerika bunu reddetti. Amerika Birleşik Devletleri reddetti. Harris, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı hanımefendi Polonya ve Romanya'ya doğru yola çıktı. Tabii bu reddetmenin Polonya'daki görüşmelerde çok ciddi sorunlar doğurabileceği yönünde de beklentiler var. Çünkü anladığım kadarıyla Avrupa, yani 3 Avrupa ülkesi İngiltere, Fransa ve Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri zaten çok köşeye sıkışmış ve adeta yeniden başka bir hedefe saldırmayı planlayabilecek Rusya'yı askeri açıdan çok fazla tahrik etmek istemiyorlar. Bu bir zafiyet mi? Hayır değil bana göre. Çünkü sonuç itibariyle bu uzun soluklu bir mücadele.
Bu öyle bir iki gün içinde bitecek bir mücadele olmadığı için Avrupalılar bütün seçenekleri ve Amerikalılar bence ekonomik yaptırımlara yöneltmiş durumdalar. Ve son yapılan ve şirketlerin de Rusya'dan, yani burada isimlerini sayacağım, yani Coca-Cola, Pepsi-Cola, McDonald's gibi Batı kültürünün doğuya doğru gitmiş bütün büyük şirketleri, Ford falan filan da dahil, hepsi çıktı. Yani bu esasında Rusya halkının 1991 Sovyetler Birliği'ne dönüşü anlamına geliyor. Zaten birçok yorum okudum. Yani bu yaptırımlarla demir perde yeniden geri geldi, ama bu sefer demir perdeyi kuran Ruslar değil veya Sovyetler Birliği değil, Amerika Birleşik Devletleri ve Batılılar olduğu yönünde bir yaklaşım da var. Ve bu nedenle yetişmiş insan gücü çok hızlı bir çıkış gerçekleştiriyor Rusya'dan. Onu da söyleyeyim. Kırgızistan, Ermenistan, Sırbistan birinci hedefleri, oraya vardıkları an itibariyle kendilerini kurtarmış ve batıya geçmiş olarak görüyorlar. Bu nedenle de müthiş bir genç nüfusu farklı yolları kullanarak Rusya'dan ayrıldığı görülüyor. Kiev, Chernihiv, Sumy, Harkov ve Mariupol'den sivillerin tahliyesi yönünde çok ciddi çalışmalar var. Ve bu çalışmalar sonucunda yarın bir gün çok büyük bir kıyıma neden olabilecek yeni bir askeri harekatta en azından sivil yıkımlarının, kıyımlarının önüne geçmeye çalışılıyor. Bu arada Ukrayna tahıl, et, bakliyat, tuz ve mısır alanında ihracatı yasakladı. Hemen Mısır'dan bir haber geldi. Bizim var olan gıda stokumuz, tahıl stokumuz 8 aylık dedi Mısır. Yani bu savaş 9 ay böyle sürerse Mısır'ın 8 ay sonra yiyecek tahılı kalacak mı? Ona da hep beraber bakacağız. Çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bu işin özeti, yani detaylandırmak istemiyorum ama büyük bir tartışma da bu savaşla beraber devreye girmiş gözüküyor. O da Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna toprakları üzerinde bulunan sayılarının 26 veya 30 olduğu söylenen biyoloji laboratuvarları. Şimdi 2020 yılından bu yana Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna başta bazı eski Sovyet Cumhuriyetlerinde çok fazla biyolojik laboratuvar tesis ettiğini ve bu biyolojik laboratuvarların da esas olarak Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na ait olduğunu ifade ediyor idi. Bu konuda da çok fazla detaylar da vermiş idi, ama genelde bu iddialar, yani bir tür yeniden soğuk savaşın Rusya propaganda kimliği tarafından geliştirilmiş iddialar olarak görüldüğü için çok fazla da üzerinde durulmayan bir kimlik taşıyordu. Yani Rusya Ukrayna'nın dışında Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da çok sayıda biyolojik laboratuvar olduğunu ve bu laboratuvarlarda Amerika Birleşik Devletleri uzmanlarıyla ilgili yönetimlerin ne tür bir çalışma yaptıklarının da mutlaka dünya ile paylaşılması gerektiğini ifade ediyordu. Nitekim 2020 yılında, daha bu Covid-19 falan çıkmadan az önce, pardon, çıktıktan kısa bir zaman sonra Sergey Lavrov, Rus Dışişleri Bakanı, 1972 Biyolojik ve Zehir Silahları Anlaşması gereği karşılıklı kontrol mekanizmasının kurulmasını Amerika Birleşik Devletleri engelliyor. Çünkü biyolojik ve zehirli ve kimyasal silah üretiyor diye açıklama yapmıştı. Ve sonuç itibariyle ABD Savunma Bakanlığı'nın özellikle 2005 yılında Ukrayna, ki 2005 yılını
Yushchenko 2004 turuncu devriminin gerçekleştiği yılın bir yıl sonrası. Yani Ukrayna'nın eski Sovyet Cumhuriyetlerinden kopma ve Batı ile tam anlamıyla kucaklaşma kararı aldı. Meşhur turuncu devrimin bir yıl sonrasında 2005 yılında büyük bir yatırımla 8 çok gelişmiş biyolojik laboratuvarı Ukrayna'da kurduğu da ortaya çıkmış idi. Şimdi ve daha sonrasında Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki bu laboratuvarları bu savaş sürecinde de dile getirmeye başladı. Fakat bütün dünyayı şaşırtan gelişme Salı günü Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde bir soru üzerine başladı. Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı siyasi ilişkilerden sorumlu bakan yardımcısı Victoria Nuland'a şöyle bir soru sordu. Dedi ki, Ukrayna'da kimyasal biyolojik silah var mı? Victoria Nuland 2004 yılından bu yana dönemsel olarak her yönetimde Ukrayna'dan sorumlu bir Dışişleri Bakanlığı bürokratı. Ve o birdenbire şöyle bir açıklama yaptı. Ukrayna'da biyolojik araştırma laboratuvarlarımız bulunuyor. Bu laboratuvarların Rusya'nın eline geçirmeye çalıştığını da biliyor ve endişeyle izliyoruz. Bu konuda Ukraynalı yetkililerle bu laboratuvarlardaki üzerinde çalışma yapılan malzemelerin korunması veya imha edilmesinde işbirliği yapıyoruz. Ama bunun Ukrayna'nın ne kadar başarılacağı tamamen Ukraynalı muhataplarımızın durumuna bağlı dedi ve evet, Ukrayna'da 26 tane biyolojik laboratuvarın Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın emrinde çalıştığı da ifade edildi. Şimdi bu olay daha önce tartışıldığında yani 2016 civarında tartışıldığında Putin'in de yakın dostu olarak bilinen ve halen sanıyorum ev hapsinde tutulan Viktor Medvedchuk diye bir siyaset adamı, güçlü bir adam, oligark ve Rusya yanlısı parlamentoda yaptığı konuşmada bu laboratuvarlardan sonra 2009'da Ukrayna büyük bir zatüre salgını, 2011-2015'te kolera salgını, 2016'da kuş gribi ve yine aynı yıl 20 askerimizin ölümüne neden olan kuş gribi benzeri ama farklı bir grip türüydü yaşadı dedi. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız ve Amerika'nın en yetkili ağzının bu laboratuvarları kabul etmesi gerçekten önemli. Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü çıktı. Şöyle diyor Maria Zaharova, bu laboratuvarlar esas olarak Rusya sınırında ve biyolojik savaş malzemesi üretme amaçlıdır. Askeri biyolojik madde üretimi belgelenmiştir. Bunu zaten Victoria Nuland da doğruladı. Bu maddeler tahrip edildi mi, yoksa tekin olmayan tesislerde mi tutuluyor? Bu laboratuvarlarda çalışan personelin bize verdiği belgeler 24 Şubat günü, yani Rus saldırısının başladığı gün, bütün materyalin ve bilgi ve belgelerin imha edilmesi yönünde bir emir yayınlandığı yönündedir. Bu bir etki veya caydırıcılık değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafından doğrudan Rusya'ya bir saldırı planıdır diyor. Rus Büyükelçisi var Washington'da, Anatoly Antonov. Büyük endişe yaşıyor Amerikan yönetimi. Bu konuda uluslararası hukuku çiğnediklerini ortaya çıkmasından da
korkuyorlar diye bir açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, çok ilginç burası, Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lişenko'nun imzaladığı belgeler ele geçmiştir. Bunlarda antraks, veba, kolera, tulanemi, başta ölümcül mikrop ve virüslerin derhal imha edilmesi isteniyor diyor. Bunlar belgelendi. Daha da mühimi şu, laboratuvarların bazı özel serumları, şişeleyip Slav genetik araştırması, Slav genetik araştırmaları için Maryland'deki Walter Reed Ordu Enstitüsü'ne gönderdikleri ama üzerine COVID-19 araştırması etiketini yapıştırdıkları da belirtiliyor. Bu laboratuvarlarda bazılarında ise biyolojik silah değil, kimyasal silahın yeni fonksiyonlarının üretildiği belirtiliyor. Şimdi bunlar çok ciddi iddialar. Bir defa herkes bir kendine gelsin. Yani ciddi iddialar bunlar. Öyle hani Rus propagandası denilebilecek bir iddia değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu laboratuvarları doğruladı. Ben hemen bekledim. Çin ne diyecek diye çıktı ortaya Çin. Çünkü sonuç itibariyle iki yıldır herkes Çin'in tepesinde bu COVID-19 nedeniyle tepinip duruyor. Çin dışişleri sözcüsü Zhao Lijian. Bu Zhao Lijian dediğim zaman soyadı Zhao'dur. Yani Çinlilerin soyadları birinci şeydir. O yüzden Zhao diyor ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi açıklamalarına göre Ukrayna'da 26 biyolojik laboratuvarı olduğu anlaşılmıştır. Bu çok önemlidir. Bütün tehlikeli virüslerin bu laboratuvarlarda depolandığını görüyoruz. Her şey Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde ve bu laboratuvarları Pentagon kontrol ediyor ve denetliyor diyor. İnsanlık Amerika Birleşik Devletleri'nden bu laboratuvarlarla ilgili tatmin edici açıklama bekliyor. Orada hangi virüsler depolandı, araştırmalar ne içindi ve Pentagon 30 ülkede bulmuşlar Çinliler. Pentagon 30 ülkede 336 biyoloji laboratuvarıyla ne yapmaya çalışıyor? Şimdi bu Ukrayna Savaşı'nın değişik bir yönü değil, hatta öne çıkan bir yönü. Yani bu böyle vay be falan deyip atlatılacak bir konu değil. İki yıldır COVID-19'un varyantlarıyla boğuşmaktan canımız çıktı arkadaş. Bakın, Almatı Merkez Kaynak Laboratuvarı varmış. Yine Amerikalılar 108 milyon dolarlık yatırımla Almatı'da benzer büyük bir laboratuvar yapmışlar. Orta Asya genetiği araştırmaları adı altında bir takım virüsler üzerinden belirli hedeflenen milletleri ortadan kaldıracak ama başkasına dokunmayacak formatlar üzerinde çalışıldığı ifade ediliyor ve hatta 2018 yılında bu laboratuvardan, Almatı, Kazakistan'daki bu laboratuvardan bir kaza sonucu menenjitin çıkması çerçevesinde önemli bir menenjit salgınının da yaşandığı ifade ediliyor. Ermenistan'da 10 milyon dolarlık bir yatırımla adı modernizasyon olan bir çalışmada Amerika Birleşik Devletleri'nin Erivan, Gümrü, Vanadzor, Martine ve Civan kentlerinde benzer laboratuvarlar kurdukları ve Kafkasya genetiği üzerinde çalışmalar yaptığı belirtiliyor. Şimdi nereden başladık, nereye geldik? Evet öyle ama durum bu. Çünkü eğer Amerika Birleşik Devletleri Victoria Nuland vasıtasıyla bu Rusya'nın iki yıldır dile getirdiği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin de yakından takip ettiği bu biyoloji laboratuvarlarını evet Ukrayna'da var diye onaylamasaydı, ben bu işleri, biliyorsunuz ben bu konuda hassasım, komplo teorileriyle işim olmadığını da
bin defa söylüyorum ama bu artık haber. Bu komplo teorisi değil. Amerika onayladı. Var böyle laboratuvarları ve orada çok korkunç virüsler üzerinde araştırmalar yapıp bir şeyler üretiyorlar. Bunun herkes tarafından çok iyi bilinmesi ve sorgulanması gerekiyor. Bunu takip edeceğim. Bu konudaki tartışmaları kısa da olsa aktarmaya çalışacağım. Çünkü belki de Kazakistan'da o menenjit salgınına neden olan laboratuvar Çin Halk Cumhuriyeti'ne çok yakın bir noktada. Yani Çinliler haber ediyordu bunu o zaman. Amerikan askerleri geldi, sonra Covid-19 çıktı diye söylüyorlardı. E bir bakacağız tabii şimdi. Bu itiraftan sonra bütün dünya bu işe bakmak zorunda. Yoksa yanarız ya. Kaç dedim? 336 biyoloji laboratuvarında her millete göre virüs üretiyorlar demek ki bunlar. Böyle. Dikkatli olmakta yarar var. Kalın sağlıcakla.